Fitemek'ten merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bu videoda sizlere kalori sayımı nasıl yapılır, bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Çok önemli bir konu, hemen herkesin bilmesi gereken bir konu arkadaşlar. Çünkü amacınız yağ yakmak da olsa, kilo almak da olsa, kalori sayımı yaparak eğer beslenirseniz hedefinize daha kesin adımlarla, daha garanti adımlarla ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlıyorum bunu nasıl yapacağınızdan. Öncelikle bilmeniz gereken bir şey var arkadaşlar, o da sizin kalori ihtiyacınız, kalori ve makro ihtiyaçlarınız, yani protein, karbonhidrat, yağ ihtiyaçlarınız. Eğer bunları bilmiyorsanız bununla ilgili bir videom var arkadaşlar, hemen şuraya tıklayarak önce onu izleyin, gelin, ondan sonra bu videoya devam edersiniz. Eğer ihtiyacınızı hesaplayıp geldiyseniz veya zaten biliyorsanız devam ediyorum arkadaşlar. Öncelikle baya baya yediklerinizin günlüğünü tutacaksınız. Yani sabah uyandığınızdan akşam gece yatana kadar o gün, gün içinde toplam ne kadar ne yediyseniz bunları kayıt altına almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu birazcık zahmetli gibi görünebilir ilk başta, ancak bu sürekli devam edecek bir şey değil. Yani hemen paniklemeyin, anlattıkça anlayacaksınız zaten. Öncelikle bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz kağıt kalem kullanın, isterseniz telefonun not defterini açın, oraya yazın. İşte oraya yazacaksınız mesela, sabah 3 yumurtalı omlet yedim. Öğlen işte 150 gram pilav yedim, ya da tabak olarak da yazabilirsiniz ilk başta. Sonrasında bunların gramajlarını zaten gözünüzde 3 aşağı 5 yukarı anlayabilir hale geleceksiniz. Veya mutfak tartısı kullanabilirsiniz, benim burada var mesela. Onunla eğer kendiniz pişiriyorsanız daha garantili bir şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Bunları kayıt altına alacaksınız dediğim gibi. Ve sonrasında bunların kalori değerlerine bakarak bunları alt alta toplayacaksınız. Bununla ilgili dietkolik.com var mesela, gayet güzel bir site. Oradan besinlerin kalori miktarlarını öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Google'a yazdığınızda da hemen hemen birçok besinin zaten kalori ve makro değerlerini öğrenebileceksinizdir. Burada yine güvenilir kaynaklara dikkat ederseniz, yani çok böyle diplerde kalmış kötü blog sitelerinden falan almaya çalışmayın da böyle daha büyük, daha kurumsal sitelerden bakarsanız bu değerler daha garanti olacaktır arkadaşlar. Bunların kalori miktarlarını yanlarına yazıp bunları toplayacaksınız. Aynı zamanda protein, karbonhidrat, yağ ihtiyaçlarınız da var. Burada size tavsiyem, bir, kalorilere çok dikkat edin. Kalori ihtiyacınızı yani birebir denk getirmeye çalışın. İki, protein ihtiyacınız arkadaşlar. Çünkü amacınız kas yapmak da olsa, kas geliştirmek de olsa, kaslarınızı koruyarak yağ yakmak da olsa protein ihtiyacınız gerçekten çok önemli. O yüzden bu ikisini tutturmaya çalışın, bunları sayarak ihtiyacınızı karşılayın. Geri kalan kalorilerinizi bir kısmını karbonhidratlardan, bir kısmını yağlardan alabilirsiniz, yağ miktarını çok da abartmadan. Bunlar gün içinde oynayabilirler günden güne, yani bir gün karbonhidratı biraz daha fazla alırsınız, bir gün yağı biraz daha fazla alırsınız. Bunu bu şekilde dengeleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu böyle sayacaksınız dedik. Bu birazcık başta zahmetli gelebilir arkadaşlar, ancak birkaç hafta içinde zaten alışacaksınız ve bu hesapları kafanızdan bile yapabilir hale geleceksiniz. Yani oturup sabah kahvaltı ederken şöyle bir gözünüzle tartıp zaten her gün yaza yaza bunları alışacaksınız, bunların hemen hemen işte kaç gramının kaç kalori olduğuna. Ve şöyle bir baktığınızda buradan ben şu kadar işte 20 gram protein alırım, 500 kalori alırım gibisinden böyle küçük hesaplarla böyle aklınızdan bile bunları sayabilir hale geleceksiniz. İşiniz daha da kolaylaşacak. Bununla ilgili daha basitleştirmek istiyorsanız işinizi, uygulamalar da var arkadaşlar. Benim bildiğim MyFitnessPal var. Ben onu bir dönem kullandım çok kısa. Ondan sonra üşendim açıkçası onu kullanmaktan. Çünkü uygulama ve telefonun o kadar da pratik değildi, şu anki halini bilmiyorum. MyFitnessPal diye aşağıya yazarım. Ona da bir göz atabilirsiniz. Uygulamanın yaptığı işte tamamen bu sayma işlemini yapıyor arkadaşlar. Yani yediğiniz yemeği ve gramını giriyorsunuz, size alt alta topluyor o gün yediklerinizi böyle. O da kullanışlı bir uygulama, yani kullanan çok insan var zaten hakkını yemin bir uygulamanın. Ona da bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Beslenmeyle ilgili her türlü sorunuzu açayım, aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız beni de mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.